Meme hastalıklarını sormak isteriz hocam. Meme hastalıkları nedir? Şimdi tabii daha çok meme hastalıkları denince kadınlara akla geliyor. Evet. Ve kadınların sağlığı da çok önemli. Onların sağlık çünkü insanların mutluluğunu çok etkiliyor. Performansını etkiliyor, günlük yaşamını etkiliyor, her şeyini etkiliyor. Meme hastalığı da kadınların korkulu rüyalarından, önemli hastalıklarından biri. Meme hastalıkları deyince neler akla geliyor? Memenin çeşitli hastalıkları var. Bunlar doğuştan olan hastalıkları var. Enfeksiyon hastalıkları var, yani iltihapları var. Tümörleri var. Doğuştan olanlar genellikle, yani bir memesinin gelişmemesi veya iki meme yerine daha fazla aksesuar memelerin olması gibi hastalıkları olabiliyor veya anomalileri olabiliyor. Yani bazen meme başı ile ilgili sorunlar olabiliyor. Daha sonradan gelişmesiyle ilgili sorunlar oluyor. İltihapları dediğimiz zaman da daha çok loğusa hanımlarda süt kanallarının iltihaplanması olabiliyor. Veya doğum yapmamış da olsa yine meme parenkiminde iltihaplanmalar olabiliyor. İşte yüzeyli olabiliyor. Derin süt kanallarında veya süt kutlelerinde iltihaplar olabiliyor. Meme tümörleri deyince bunlar önemli hastalıklar. Kadınların korkulu rüyası dediğimiz bu. Bunların da iki cins, biri selim dediğimiz, benin dediğimiz kötü olmayan meme tümörleri, bir de meme kanserleri, yani kötü olan türü. Kadınlarda en çok görülen kanser türü meme kanserleri. Maalesef kadınların en sık karşılaştığı bir durum. Bunlar tabii 20'li 30'lu yaşlarda daha az, daha nadir. İşte 40-50'li yaşlarda artmaya başlıyor. 60'lı 70'li yaşlarda daha sık görülmeye başlıyor. Tümörlere genellikle benin tümörleri, kistler olabiliyor. Fibroadenom dediğimiz türden kitleler olabiliyor. Bazen bunlar bir veya birden fazla olabiliyor. Kistler genellikle ağrılı hastalıklar yapabiliyor. Bayanların her iki göğsünde ele gelen kitleler olabiliyor veya sertlikler olabiliyor veya hassasiyetler olabiliyor. Bazen bunlar meme dokusundan çok ayırt edilemiyor. Ama çeşitli teşhis vasıtalarıyla bunlar ayırt edilebiliyor. Fibroadenomlar dediğimiz daha çok ele gelen yumuşak, lastik kıvamında ve düzgün konturlu, yuvarlak veya oval bir şekilde ele gelebiliyor. Kanserler daha çok sert ve üzeri satı düzgün değil, girintili çıkıntılı olabiliyor. Bu şekilde hanımlar bunu kendileri de fark edebiliyor ama her zaman kendilerinin fark etmesi mümkün olmuyor. Mutlaka bazen bunu uzmanlar da bulabiliyor. Ama en çok meme tümörlerini yine hanımlar kendi kendilerine, göğüslerini, yani memelerini kontrol ettikleri zaman bunun farkında olabiliyorlar. Hemen hemen %75'i böyle. Bunun yanında tabii kendileri bir şey bulamamış ama normal bir meme muayenesine gittikleri zaman bu konuyla ilgili uzmanlar da tespit edebiliyor. Önce muayene ile tespit edebiliyorlar. Ama muayene kadar daha önemli
ultrason yapılması, mamografi çekilmesi, MR yapılması ve biyopsilerin yapılması, bazen iğne biyopsisi, bazen eksizyonal biyopsi dediğimiz kitlenin çıkarılması veya bir ameliyata karar verilip ameliyatta alınıp frozen yapılması, bunlar hastalığın kesin teşhisini koydurabiliyor. Peki memede kitle ve akıntı tehlike anlamında düşünebilir miyiz hocam? Mutlaka memede kitle dediğimiz zaman bunun aydınlatılması lazım. Yani doktor muayenesi, az önce saydığım gibi ultrasonu, mamografisi, işte gerekirse MR'ı, gerekirse biyopsisi yapılmalı. Memede akıntılar, onlar da patolojik, sitolojik tetkiklerle değerlendirilebilir. Çünkü akıntının içinde bazen kanser hücreleri de karşımıza çıkabiliyor. Ve o akıntıdan yayma preparat yapılıp patologlar, sitologlar bunu inceliyorlar ve burada şüpheli atipik hücre görürlerse bunun meme içinde hangi noktadan çıkmış olabileceğini tespit etmek gerekiyor. Yine buna da ultrason, MR ve mamografi gibi işlemler gerekiyor.